Bize dediler ki yapmayın etmeyin, yapamazsınız, kuramazsınız. Çok kısa bir süre içerisinde örgütlendik, Türkiye'de bir siyasi parti kurduk. 3 Mart günü parti %10'larının üzerindeydi. Cumhuriyet tarihinin en fazla iftiraya uğrayan siyasetçisi benim. En fazla uğrayan. Milyon dolarlık dekontlar, şerefsizler, ahlaksızlar, namussuzlar, FETÖ'cüler bunları yaydı. Yap. Olmayan kasete benim kafamı eklediler. Montaj, dekontlar, 5 milyon dolar, 10 milyon dolar havalarda uçuştu. Ve bunları Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri paylaştı. Yaydılar. Şimdi 5 tanesi tutuklu. Daha turbun büyüğü heybede. Acele etmeyin. Daha bunun terör ayağı var. İnsanların şerefiyle oynamak nasılmış herkes öğrenecek. Eğer turbun büyüğünü gördüğümüzde çok şaşıracağız zaten. Ama direneceğiz. Böyle yağma yok. O gün baktık sosyal medyada Memleket Partisi'ne 5 milyon dolar bağış yapılmış. Bir siyasi partiye 5 milyon dolar bağış yapılamaz zaten. Yasal değil. Ama bunları dolaştırdılar. Sayın Kılıçdaroğlu'nu uyardım. Çekil dedin, çekildik. Daha ne yapacağım ben sana? Sen zoru başardın, zoru. Bu seçimde zor olan bir şey vardı. Kaybetmek, geldi onu başardı. Yumuşak bir üslup istiyorum hepinizden. Birbirinize karşı. Sert yapacaksanız gidin AKP'lilere yapın. Sert yapacaksanız beceriksiz CHP'lilere yapın. İstanbul'u ayağa kaldırmadan Türkiye'de Memleket Partisi'ni ayağa kaldıramayız. Ayda bir kez uğrayacağım buraya. Her ay bir kez. Bana bir tane sepet getirin böyle. Bir kova, sepet, kutu. Şuraya bir şey getirin lütfen. Yerel seçimde aynı palavrayı yeniden sunacaklar. Şimdi zamanı değil. Herkes çekilsin. Biz seçime gireceğiz. Yok öyle yağma. Biz de seçime gireceğiz. Hiç kusura bakma. Baştan söylüyorum. Oyları bölme. Çekil önümüzden. Geç bu işleri. Bir kere çekildik. Geç bu işleri. Kendine güvenmiyorsan zorla mı oy verdireceksin kendine? Çıkacaksın, aday olacaksın. Öyle yağma yok. %0,1 olmayan partiye 10 tane milletvekili veriyorsun. Çünkü tek adamsın. Çünkü kurulların çalışmıyor. Çünkü sana kimse ses çıkaramıyor. Çünkü 20 kere yenilsen gene gitmeyeceksin. Şimdi ne rüzgarı başlatacaklarmış? Değişim rüzgarı. Kişilerin değişmesiyle hiçbir şey değişmez. Kişilerin değişmesiyle başarı gelmez. İlkeler olacak, ilkeler. Zihniyeti değiştireceksin, zihniyeti. 2010'da Kılıçdaroğlu geldiğinde büyük bir değişim yaşanmıştı. Niye olmadı? Çünkü 2010'dan 2023'e gelene kadar tüzüğü öyle bir hale getirdi ki tam bir tek adam diktatoryası kurdu. Tam büyükşehir belediye başkanları milletvekili seçiyor. Onun emrindeler milletvekili. Olacak iş değil. Cumhuriyet tarihinde görünmüş bir iş değil. Belediye başkanının emrine giren milletvekili Kılıçdaroğlu'nun icadıdır. Dünyada da bir ilktir. Halbuki milletvekilinin konumu belediye başkanına göre çok daha yukarıdadır. Yaşa. Buradan başarı çıkmaz. Başarı değişim ve geleceği okumakla olur. Ama küllerinden yeniden doğacağız. Hiç kuşkunuz olmasın bundan. Her ayın bir günü İstanbul'dayım. Buna hazır olun, çalışmaya hazır olun.
Bütün bunlar için paraya ihtiyacımız var. O 10 milyon doları harcadık seçimde. Ondan bir şey kalmadı. Bakın önden herkes ne kopuyorsa bu kasanın içine atsın. Çıkarken de lütfen buraya gelip şu kadar toplandı diye anons yapar mısınız? Muharrem İnce'den 1.000 lira. Sağda olduğunuz sürece İstanbul Bilgi Örgütü olarak her zaman yanınızda olacağımıza söz veriyoruz.